Hepinize yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül Öztürk. Bugün size yaz gardırobumu çekeceğim. Gardırobumda genelde yaz sezonunda ne tarz parçalar bulunduruyorum. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak tabii ki şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kesinlikle ben bir yaz insanıyım. O yüzden de size gardırobumdaki en renkli parçayı giyip karşınıza çıkayım dedim. Tabii şöyle beyaz bir tende çok böyle kendini göstermedi elbisem ama böyle yazın renkli olmayı falan seviyorum diyeceğim ama yine de şöyle arkaya bir göz attığınızda genelde soft renklere yine daha çok hani gardırobuma uyabilecek parçaları seçmeye çalışıyorum. Hani birbiriyle kombinlenebilecek şeyleri ama tabii ki yine renkli parçalar, detayları eklemeye çalışıyorum. Bugün size gardırobumdaki dediğim gibi bütün benim için kurtarıcı parçaları göstermeye çalışacağım. İlk olarak aslında bu üzerindeki parçayla geçebilirim. Bu bir aslında elbise görünümlü tulum short. Bunu Zara'dan geçen sene almıştım. Böyle inanılmaz renkli, böyle bayrak flama gibi bir şey. Ama çok sevdiğim saten bir elbise. Hem short olduğu için genelde böyle mini olan parçalarda şortlu olanları tercih etmeye çalışıyorum. Hem daha böyle konforlu oluyor. Böyle frikik vermemizi de engelliyor. O yüzden bu tarz böyle tulum şortları falan çok çok seviyorum yazı. Dediğim gibi herhalde en renkli kıyafetim bu galiba. Buraya baktığımızda. Hepsini tek tek göstereceğim. En çok benim için gerçekten dediğim gibi yazın en kurtarıcı parçalarım bu tarz böyle tulum şortlar oluyor. Mesela şu denim tulumu da geçen sene Zara'dan almıştım. Bu sezon yine aynıları çok çok benzerleri var. Hatta yeni sezon Zara mağaza turunda zaten onlara bol bol yer verdim. Gerçekten iyi çık parçalar. Hani bununla bir arkadaş görüşmesine de gidebiliyorsunuz. Giyip böyle alışveriş için de kullanabiliyorsunuz. Hemen bir parça da çıkıyor. Bir tek bunların tabii tuvalette bir sıkıntısı var. Komple çıkartma sıkıntısı. Ama onun haricinde dediğim gibi böyle kombinler de yok. Hemen böyle üzerinize giy çık parçalar. Böyle market alışverişi de olur. Arkadaşlar muhabbet de olur. Hafta sonu yürüyüş de olur. O yüzden bunlar böyle hem içerisinde çok rahat ettiğim hem de en sevdiğim parçalar. Yine diğer böyle uzun bir tulumum var. Bu da yine Zara'dan aldığım jean bir tulum. Bu uzun. Bunun da beyaz oluşu çok hoşuma gidiyor ve çok yumuşak bir jean olduğu için mesela bunu da çok rahat kullanabiliyorum. Altına tercih ettiğim mesela topuklu bir ayakkabıyla da hem çok şık gözükebiliyor ya da altına mesela terliklerle paça boyunu biraz daha kıvırıp daha sportifleştirip böyle mom jean gibi bir görüntü verip öyle de kullanıyorum. Topuklu ayakkabılarla da kullanıyorum. O yüzden o tarz böyle tulumlar her zaman benim için gardırobumun vazgeçilmezleri. Bir diğer gardırobumun en sevdiğim parçaları ve bence minyon kadınlara en çok yakışan parçalar kesinlikle mini etekler. O yüzden bol bol böyle mini eteklerim var. Bunlar herhalde hepsi Zara galiba bu arada. Eski sezon bunlar ama mesela şöyle beyaz bir etek mutlaka alıyorum böyle fırfırlı falan. Genelde yazın daha hoş duruyor. Özellikle bronzlu tende mesela üzerinize bir gömlekle, tişörtle, cropla her şeyle kombinlenebiliyor bu tarz parçalar. Yine şöyle çok şık bir eteğim var. Şunları bir dakika çıkartıp da göstereyim. Şu eteğimi şöyle göstereyim. Bu biraz böyle üzeri de tüylü olduğu için sanki böyle kuş tüyü gibi bir havası var. Böyle hafif parçaları çok seviyorum. Minyon kadınlara mini etekleri yakıştırıyorum. Genelde böyle bacak boyunu daha uzun gösteriyor. O yüzden de taşınması çok rahat ve şık olabiliyor. Bir de şöyle volanlı mesela Zara'dan aldım geçen sene. Şöyle bir eteğim var. Bu da şık mesela bir yerlerde kullanmak istiyorsam, akşam çıkarken falan kullanmak istiyorsam giyiyorum. Ama bunu sadece akşamla falan kısıtlamıyorum. Mesela üzerine düz siyah bir vatkalı falan böyle bir tişört giyip onunla da kombinliyorum. Hani gündelik olarak da çok rahat kullanıyorum. Ama asıl benim için hani yazın en çok gardırobumda olan parçalar kesinlikle zaten şunu göreceksiniz. Bu sadece birkaç tanesi. Short etekler. Yani hem etek görünümü olan hem de short olduğu için. Hem kullanması çok rahat oluyor. Böyle bir öncekinde bahsettiğim gibi böyle free kick de vermiyorsunuz. Çok rahat edebiliyorsunuz. Hani düz normal basic bir tişörtün altına da bu tarz böyle şortları giyip çıkabiliyorsunuz. Mesela dökümlü bir gömleğin altına da giyebiliyorsunuz. Buna bayılıyorum. En son aldığım Zara'dan yeni sezon parçam bu. İnce keten
desenleri inanılmaz güzel. Tam böyle yaz sezonuna hitap eden bir parça bence. Bu yeni sezonda var dediğim gibi, yine kodunu paylaşırım. Zaten Instagram'da falan paylaşmıştım. Mesela bunu da çok seviyorum. Saten puantiyeli. Bunlar hep short etek şeklinde, böyle fırfırlı. Bunun da mesela çok benzeri bu sezon Zara'da var. Lütfen yeni sezon Zara videomu izlemeyi unutmayın. Çünkü birçoklarının benzeri var. Mesela şu kırmızılı şort eteğim. Bunları çok seviyorum. Mesela sweatshirtlerin, böyle büyük oversize bir sweatshirtin altında sadece böyle bir renk görüntüsü vermek için çok seviyorum. Alta spor ayakkabılarla kullanıyorum. Ve böyle leopar, yılan derisi desenler de benim bir aslan kadın olarak en sevdiğim desenler olduğu için yine bu tarz böyle parçalar mutlaka ekliyorum. Onların birçoğu zaten eski sezon Zara. Gardırobumun mutlaka olmazsa olmazı, hayat kurtarıcı parçalarından bir tanesi. Mesela tatilde falan çok işime yarıyor. Ve de bunları mesela ben daha uzun alıyorum. Tatil yerinde mesela kıvırıyorum, daha kısa bir şort haline getiriyorum. Eğer şehir içerisinde kullanacaksam üzerine mesela şunun gibi böyle dökümlü bir gömlek, uzun ve paça boyunda biraz açarak bu şekilde kombinleyerek şehir içerisinde çok rahat kullandığım parçalar oluyor. O yüzden jean şortlar benim kesinlikle favori parçalarım. Hemen gömleğini de göstereyim. Bunu zaten her paylaştığımda soruyorsunuz ama geçen sene o kadar dedim size, alın bunu, alın bunu. Böyle oversize gömlekler, özellikle böyle dökümlü ya da keten, böyle oversize, ince keten olan oversize gömlekleri çok çok seviyorum. Bunları hem şehir içerisinde dediğim gibi böyle kısa parçalar kullandığınızda üzerine giyebiliyorsunuz. Veya işte dar mesela penye elbiseler falan giyeceksem üzerine giyiyorum. Yanlarda da çok çok böyle geniş yırtmaçları tercih ederseniz, elbisenizi tam kapatsın istemiyorsanız önünden mesela böyle bağcık falan atabiliyorsunuz. O yüzden hani büyük yırtmaçlı, derin yırtmaçlı parçaları tercih ederseniz birkaç farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle beyaz gömlekler kesinlikle gardırobumun olmazsa olmaz parçaları. Aslında yazın herhalde neredeyse hiç denim pantolon kullanmıyorum, jean pantolon kullanmıyorum. Onun yerine daha çok böyle tiril tiril, uçuş uçuş mesela böyle saten pantolonlar, palazzo pantolonlar kullanıyorum. Bunları da mümkün olduğunca yüksek belli alıp paça boyunu mesela tam bilekte bitiriyorum ki altında mesela terlikle de, düz taban bir sandaletle de çok konforlu bir şekilde kullanabiliyorum. O yüzden ve genelde böyle dediğim gibi hani yine de yaz da olsa seçtiğim parçaları biraz daha renk tonlarını soft seçiyorum ki üzerine mesela desenli, çiçekli, volanlı, işte puantiyeli veya çok canlı bir şeyle de çok rahat uydurabilmek için genelde bu tarz pantolonlarda renk tercihi böyle daha soft renkler oluyor. Arkasında da tarçın rengi bir tane pantolonum var. Bu da maalesef yine eski sezon Zara. Bu da böyle biraz polyester bir kumaş. Hafif de böyle parlaklığı olduğu için çok hoşuma gidiyor. Bunu da mesela crop parçalarla, dediğim gibi hep bunları böyle yüksek bel tercih ediyorum ki bacak boyum daha uzun göstersin. Üzerine crop parçalarla da çok rahat ediyorum. Çünkü yüksek bel tercih ettiğinizde o aradaki mesafe çok fazla açıkta kalmadığı için genelde daha rahat böyle şehir içerisinde de kullanabiliyorum. Yaz saatlerinde falan kullanışlı oluyor. Elbise tercihlerime geliyorum ama ondan önce bir, pardon, bir pantolon daha göstereceğim. Bu sezon bir de böyle Oysho'dan çok güzel bir keten, şalvar, pantolon aldım. Bunu da mesela seyahat ederken giyinmek açısından çok rahat oluyor böyle şalvar tarzı şeyler. Oysho'nun bu sezon gerçekten keten pantolonları inanılmaz güzel. Böyle daha şalvar tarzı modelleri var. O yüzden Oysho'nun yeni sezonuna bence mutlaka bakın. Bu da onlardan bir tanesi. Hem renk hem kalıp olarak çok beğeniyorum. Ve çok aşırı böyle bir yüksek belli. Beli de lastikli olduğu için böyle kullanımı çok rahat. Da en son eklenen parçalardan bir tanesi. Yeni sezon olanların genelde linklerini bulup yine belli kutusuna koymaya çalışacağım. Ama birçoğu aslında eski sezon ve her sezon giydiğim. Çünkü benim artık oturmuş bir tarzım var. Hani neleri tercih edeceğimi bildiğim için beğendiğim bu tarz böyle benzeri parçaları alıyorum. Hani desenleri farklı
Ama hemen hemen aynı tarz parçaları aldığım için bunlar aslında epey 200 senelikler de var, 5 senelikler de var. Hepsi böyle karışık. Mesela elbise tercihlerime gelecek olursak, şöyle bu sezon Zara'nın yeni sezonundan şöyle ip askılı. Çok tatlı iş. Bunu zaten hep alışveriş videomda falan gösterdim size. Şurada 3 tane kemik düğmesi var. Göğüs yerleri inanılmaz güzel oturuyor. Arkasında şöyle küçük bir lastiği var. Ve böyle hafif biraz daha bol geliyor. Böyle daha volanlı ama kumaşı çok güzel. Böyle incecik. Üzerinizde yok gibi. Genelde yaz tercihlerim, yaz kıyafetlerim hep tabii ki hepimizin öyledir ama hani böyle daha tensel kumaşlar, daha saten kumaşlar, hafif olabilecek, sizi bunaltmayacak parçalardan yana tercih ediyorum. Bir tek herhalde şurada şu denim uzun tulumu biraz daha onlara göre kalın kaçıyor ama dediğim gibi daha böyle içinde rahat edebileceğim ama böyle üzerinde yok gibi hissedebileceğim giyicik parçalar olsun istiyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da yine Zara'nın yeni sezonunda alabileceğiniz bir parça. Bu mesela epey eski. Yazın genelde renk tercihlerinde böyle floral desenleri yazın kullanmayı çok seviyorum. O yüzden böyle şifon bir elbise mutlaka bulduğum zaman hiçbir zaman kaçırmıyorum. Ama çok da böyle istediğim ki zevkime uygun açıkçası her zaman bulamıyorum. Bu da mesela çok aslında eski böyle 3 sene falan oldu herhalde. Belki de daha fazla olabilir. Bunu da Zara'dan almıştım. Oldukça uzun ve bol aslında. Çok da oversize. Ama ben mesela akşama uyarlamak istiyorsam beline bir kahverengi kemer takıyorum. Gündüz kullanacaksam hiçbir şey takmadan böyle kullanıyorum. Gece dediğim gibi daha şık olsun istediğim için bel hatlarını biraz ortaya çıkartmak için öyle bir kahverengi kemerle falan veya işte kahverengi sandalet ama kemer mutlaka kullanıp daha onu şık hale getirmeye çalışıyorum. Bir diğer en sevdiğim parçalar tabii ki böyle kamisol elbiseler, saten elbiseler. Mesela birkaç sezondur hani mini etekleri çok seviyorum ama elbiselerde tercihlerim daha uzun. Daha bilek boyuna yakın elbiseleri tercih ediyorum. İçerisinde daha rahat hareket ediyorum. Aslında böyle tek parça düz renkler mesela boyunuzu da daha uzun gösteriyor. Daha da şık gösteriyor. Bunu da böyle yine Zara'nın indiriminde almıştım. Şöyle bele oturan çok güzel bir açık bir gri bir elbise. Yine mesela şöyle Zara'dan aldığım bir siyah kamisol elbise ki bu sezon gerçekten çok güzel Zara'da falan kamisol elbiseler var. Bence bunlara mutlaka bir şans verin. Ben bunları kışın da kullanıyorum. Zaten videolarımı uzun zamandır izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ben üzerine bir hırka, kazak veya blazer geçirip bu tarz böyle hani altında saten etek giymişim gibi böyle elbiselerimi her yaz, kış, her mevsim değerlendiriyorum. Siyah da her zaman çok zarif oluyor. Hani yazın renk seviyorum, daha soft renkler giymek istiyorum ama siyahın ayrı bir yeri var. Bence herkesin gardırobunda da böyle sade bir elbise olmalı. Bazen bunun da beline kemer takarak kullanıyorum ya da düz bir şekilde kullanıyorum. Bir de bu ve bu tarz böyle elbise tercihlerim genelde böyle kaftan tarzı şeyler, gömlek elbiseleri çok seviyorum. Bunu H&M'den geçen sene almıştım. Zaten kaftan olarak geçiyor. Bu biraz iç gösteriyor ama renk inanılmaz güzel. Tam böyle civciv sarısı, biraz da böyle hardala yakın bir renk olduğu için böyle çok sizi ışıl ışıl canlı gösteriyor. Özellikle bronz olduğunuzda çok çok güzel oluyor bence. Şöyle bir gömlek elbisem var. Bunun da kumaşı pamuklu bir kumaş ve o kadar ince ki üzerinize yok gibi hissedebileceğiniz bir parça. Bu sezonda böyle yeşil bir renk aldım. Genelde sarı olduğum için böyle yeşil renkleri seviyorum. Zaten hepinizin de bildiği gibi bu sezon zaten yeşil renkler moda, trend olan bir renk. O yüzden şöyle bir yeşil gömlek elbiseyi de bu sezon gardırobuma ekledim. Genelde bu tarz uzun parçalar tercih ettiğimde eğer kamisol elbiselerde de aslında olabilir ama onlar biraz daha dar bir kesim. Silüetinizi daha güzel göstereceği için hani çok yırtmış aramıyorum ama bu tarz bu kadar geniş ve bol tercih ediyorsam yanlarında mutlaka şeyleri yırtmaçları olsun istiyorum açıkçası. Çünkü hani hafif böyle bacağınız gözüktüğünde bacak boyunuz daha da uzun gözüküyor. Daha hoş gözükebiliyor. O yüzden böyle bir elbiseyi de Zara'dan yine bulabilirsiniz.
Tabii ki yine bir tulum daha eklemişim ama bunu sonradan gördüm. Mesela böyle çiçekli, böyle güzel bir tulumum var. Bu da mesela çok ince ve sevdiğim bir tulum. İlk elinize aldığınızda biraz pijama gibi duruyor ama mesela kemerle falan kombinlediğinizde çok çok güzel duran, böyle çok incecik, çok sevdiğim tulumlardan bir tanesi ki bunlar sadece yarısı. Benim gerçekten bu tarz böyle salopetlerim, işte şeylerim, tulum pantolonlarım, şortlarım falan çok çok fazla. Ama ağırlıklı olarak genelde bu tarz parçalara yöneliyorum yaz sezonunda ve mümkün olduğunca kumaşlar çok çok ince, üzerinden böyle akan parçalar olsun istiyorum. Kıyafet seçimlerim bu şekilde. Mutlaka yazın her zaman. Aslında daha çok tatilde kullanıyorum ama hani böyle şehir içerisinde çok şapka takmayı seven bir insan değilim ama her sezon mutlaka şöyle güzel bir şapka mutlaka alıyorum. Bu da yine Zara'da. Aynısı bu sezon var. Hatta bu sezon bunun daha yine videoda gösterdim diyeceğim ama gerçekten gösterdim. Daha açık rengi ve dokuması daha seyrek olan çok güzel bir şapka var. Eğer şapka takmayı seviyorsanız bence mutlaka bir hasır şapka alın. Saçınız kötüyse de çok güzel bir kamufle ediyor. Ve benim gibi işte böyle lekelenmeye çok müsaitse cildiniz. O yüzden yazın bence şapkalar gerçekten kurtarıcı parçalar oluyor. Yüzünüzü de korumuş oluyorsunuz. Çanta tercihlerim genelde bu tarz böyle. Mesela bu da Mango'nun çok eski bir çantası. Ve çok seviyorum. Böyle hasır, ipli falan böyle. Hasır çantaları çok seviyorum. Böyle çuval gibi kocaman olduğu zaman ben bunu hem plajda kullanıyorum hem günlük kullanıyorum. O yüzden çok sevdiğim şeyler oluyor. Bu sezon inşallah yenisini alacağım. Bu Mango'nun eski sezonu. Yine şöyle yazı anımsatacak. Böyle boncuk işlemeli. Mesela Zara'nın çok eski sezonundan aldım. Küçük bir çantam da var. Mesela hani gerçekten ayakkabılara çok düşkünüm ama çanta benim için çok önemli şeyler değil ama yine de tabii ki her kıyafete uyabilecek tonlarda çantalar tercih ediyorum ki çok da çanta değiştirmeyi seven birisi olmadığım için genelde böyle ufak çantalar gece için zincirli. Gündüz de bu tarz böyle hasır, büyük, heybe gibi şeyleri tercih ediyorum. Çantaları tercih ediyorum. Ayakkabı tercihlerime gelelim. Ayakkabı tercihlerinde mesela şu vinil ayakkabıları Zara'dan almıştım. Çok eski bunlar artık. Yenilerini almak istiyorum. Bu tarz böyle vinil ayakkabıları tercih ettiğiniz zaman mesela bavulunuza böyle her kıyafet için ayrı bir ayakkabı eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Şeffaf olduğu için her kıyafetle uyuyor. Aslında ben bunları alırken de tabanını çok böyle beyaz olsun istememiştim çünkü topuklara. Ama tam da hani topuk boyu falan tam benim için yürüme kolaylığı sağlayabilecek bir yükseklikte olduğu için bunu almak zorunda kaldım ama bu sezon içerisi ten rengi alacağım. Daha böyle nude tonlarla alacağım. Onlar tabii ki daha çok kıyafetle kombinlenebiliyor. Hem de bavula böyle dediğim gibi her kıyafet için ayrı bir ayakkabı eklemek yerine bu tarz böyle kurtarıcı bir ayakkabı ekleyip hepsiyle rahatça kombinleyebiliyorum. Bir tane daha terlik aldım. Mesela bunu da H&M'de size mağaza turu çekerken aldığım bir terlik bu. Mesela genelde dediğim gibi renkler ya böyle soft işte her kıyafete uyabilecek. Mesela şurada gösterdiğim bütün parçaların altına rahatlıkla kombinlenebilecek bir terlik rengi seçiyorum. Ya da daha böyle İşte krem tonları falan. Onları tercih ediyorum. Yani yazlık gardırobum kısaca bu şekilde. Yani kısa bir özetine geçersek kısaca bu şekilde yazlık gardırobum. Böyle. Umarım hoşunuza giden ve keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. Umarım çok güzel bir yaz geçiririz ve cıvıl cıvıl güzel, eğlenceli, konforlu bir yaz geçiririz ve biraz da olsun hiç olmazsa bu kapanmada bir işe yararsa yaz tatilimizi biraz daha rahat geçirebiliriz diye umuyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Gerçekten bunlar benim için çok önemli. Ve yorumlarınızı da bekliyorum veya eklemek istediğiniz hani mesela sizin kurtarıcı parçalarınız nelerse benimle paylaşırsanız onun da çok mutlu olurum yorumlarda. Ve son olarak tabii ki bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.